Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz geldik son konulara gençler bugünkü dersimiz çevre kirliliği olacak biliyorsunuz 3. ünitedeydik 3. ünitemizin başlığı neydi ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarıydı ekosistem ekolojisi kısmını bitirdik bugün de konumuz güncel çevre sorunları olacak güncel çevre sorunlarını bitirdiğimiz zaman 10 dinamodan zaten çözmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor çevre kirliliği çok önemli bir konu neden önemli artık Üniversite sınavında soruların stilleri, şekilleri değişti gençler. Çevre kirliliği gibi, biyoteknoloji gibi güncel hayatımızı etkileyen konulardan daha fazla soru sormaya başladılar. Ya ben çevre kirliliği nasıl olsa yaparım, su şöyle kirlenir, işte hava böyle kirlenir demeyin. Burada bilmemiz gereken stratejik birkaç tane tanım, birkaç tane kelime var. Bunların üzerinden ilerlemiş olacağız. Dediğim gibi 10 Dinamo Soru Bankası'ndan artık bitirmediğiniz hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Mutlaka tarama testlerini, yazılı hazırlık sayfalarını da çözün diyeyim gençler. Hazırsanız, yaslanın arkanıza, başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz onlardan biraz bahsedeyim. Güncel çevre sorunlarının sebeplerinden bahsedeceğiz. Bu çevre sorunları meydana geldiğinde olası hangi sonuçlar meydana geliyor bunlardan bahsedeceğiz. Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre sorunlarının ortaya çıkmasını nasıl engelleyebiliriz, nasıl çözümler bulabiliriz bunları konuşacağız. En önemlisi çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolünden de bahsedeceğiz edeceğiz. Zaten bildiğimiz çevre sorunlarının ortaya çıkmasının çok büyük büyük bir büyük, büyük kısmı insanlar sebebiyle meydana geliyor kullanım alanlarına ve faydalarına da bakacak olursak çevremizde gördüğümüz kirlilik kaynaklarını anlamamızı ve bunlarla ilgili önlemler almamızı sağlamış oluyor bu konu hakkında bilinçlenmemiz. Aynı zamanda üniversite sınavı için de önemli bir konu olduğunu söylemiştim. Ben zaten ödevlerinizi dersin en başında verdim. Güncel çevre sorunlarının sebepleri ve olası sonuçları dediğimiz zaman ilk olarak çevre kirliliğinin tanımına bakalım. Kirletici olarak kabul edilen bunlar fiziksel de olabiliyor, kimyasal da olabiliyor veya biyolojik de olabiliyor. Kirletici maddelerin doğal çevreyi oluşturan hava, su, toprak gibi e, toprağın yapısına zarar verecek, ekolojik dengenin bozulmasına yol açacak seviyeye ulaşması anlamına geliyor. Çevre kirliliği. Çevre kirliliğine de baktığımız zaman günümüzde hava kirliliğinden, su kirliliğinden, toprak kirliliğinden buna bağlı ortaya çıkan radyoaktif kirlilikten, gürültü veya ses kirliliğinden, hava kirliliğinin sebep olduğu asit yağmurlarından, çevre sorunlarının tamamının etki gösterdiği ve bunun sonucunda meydana gelen küresel ısınmadan, küresel iklim değişikliğinden bahsedebiliriz. Erezyon ve doğal hayat alanlarının tahribi, orman yangınları tabii ki çevre sorunlarımızın arasında yer alacak hava ile başlayalım. Biliyorsunuz ki atmosferde belli oranlarda gazlar bulunuyor. Hani hep söylüyoruz ya yüzde sekiz azot gazı var. Yüzde yirmi beş, yüzde yirmi bir oksijen gazı var. Yüzde işte sıfır oranında da diğer gazlar var. Bunlardan 003'ü karbondioksit diyoruz. Madde döngülerinde özellikle bu gazların oranlarından bahsetmiştik. Havada bulunması gereken bu gazlar belirli oranlarda bulunmalı. Bunlardaki küçük oynamalar bile küresel ısınmaya, küresel iklim değişikliğine sebep olabiliyor. Aslında atmosferde 0.03 oranında karbondioksit var diyoruz ya. Bu 0.03 0.04'e yaklaştığı için bu kadar çevre sorunu meydana geliyor. Yani küçük oynamalar bile tabii ki ekosistemler için büyük değişiklikler demektir. Atmosferdeki gazların ve kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkmasına hava kirliliği ismini veriyoruz. Hava kirliliğine sebep olan doğal kirleticiler var, bir de yapay kirleticiler var. Mesela doğal kirleticileri düşünecek olursak, volkan patladı. Volkanın patlaması ile birlikte o volkandan çıkan partiküller havaya karıştı, duman havaya karıştı. Buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Volkan patlaması mesela doğal kirleticilere girer. Veya e, bunun haricinde toz fırtınalarından bahsedebiliriz. Çöllerde toprak biliyorsunuz ısınıp soğuyor, ısınıp soğuyor. Isınıp soyu kuma dönüşüyor. O rüzgarın esmesiyle, fırtınanın çıkmasıyla bu çöldeki kum taneleri tabii ki atmosferdeki havaya karışıyor. Bunlar doğal kirleticilerdir. Bunların ekosisteme zararı var ama ekosistemin tölere edebileceği ölçüde zararı var. Yani ekosistem kendini yenileyebiliyor kısa süre içerisinde. Bizim yapay kirletici dediğimiz atmosfere verdiğimiz o sera gazları, arabalardan çıkan egzoz dumanları, fabrikalardan, termik santrallerden çıkan gazlar bunlar ise yapay kirleticiler olacak. Dediğim gibi toz fırtınaları, volkan patlamaları doğal kirleticilerdir. Fabrikalardan çıkan, termik santrallerden çıkan, evlerdeki bacalardan çıkan, arabaların egzozlarından çıkan gazlar ise ee, bizim için yapay kirleticiler olacak. Hava kirliliği, iklimi, doğayı, ekolojik dengeyi ve insan sağlığını tabii ki bozduğu gibi, sera etkisinin artmasına, ozon tabakasının incelmesine neden oluyor. Bunlara bağlı olarak da çok büyük problemler meydana gelebiliyor. Birazdan açacağım sera etkisinden bahsedeceğim, ee, ozon tabakasının incelmesinden de bahsedeceğim gençler. Ama çok kaba taslak bir şekilde gösterecek olursak. Şimdi şuramızı dünya olarak hayal edelim. Burası da güneş olsun. Bizim atmosfere verdiğimiz e, gazlardan dolayı atmosferin etrafında aynı bir sera gibi gazların oluşturduğu bir katman var. Hani biz ne yapıyoruz? Sera dediğin şey nedir? Domates salatalığı şuraya ekiyorsun. Normalde bunlar kışın yetiş yetişmezler. Etrafını bir camla, bir plastikle kapattığın zaman ısıyı burada tuttuğun için işte kışın yetişmeyen sebzeleri bile seranın içerisinde kışın yetiştirebiliyorsun. Bizim de atmosfere verdiğimiz gazlardan dolayı Dünyanın etrafında bir tabaka meydana geliyor. Güneşten gelen ışınlar gelip geri yansıyorlar ya. Bu tabakadan dolayı ısının bir kısmı şurada kalıyor. Dünyanın günümüzde olması gereken sıcaklık değerinde olması sağlanmış oluyor. Sera etkisi kötü bir şey değil. Kötü olan ne? Biz gazları arttırıyoruz, arttırıyoruz, arttırıyoruz. Bu klorofluorokarbon türevi gazları dünyanın etrafındaki şu katmanı daha 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 kalın bir hale getiriyoruz. Yani sera etkisi artınca buna bağlı olarak şu içeride hapsolan ısı miktarı da artıyor. Buna bağlı olarak küresel ısınma meydana geliyor küresel iklim değişikliği meydana geliyor gençler. Buradan hemen su kirliliğinden de biraz bahsedip dediğim gibi sonrasında o küresel iklim değişikliklerini açacağım. Su kirliliği dediğimiz zaman kimyasalların, kirleticilerin yeraltı ve üstü sularına normal değerin üzerinde çıkarak suyun fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısını bozmasına su kirliliği ismini veriyoruz. Su kirliliğinin sebepleri tabii ki çok fazla gençler. Bunların birkaç tanesinden bahsedecek olursak mesela fabrikalardan çıkan dumanlar nasıl hava kirliliğine sebep oluyorsa filtreler takılmalıysa e, fabrikaların ürettiği sularda, fabrikalardan çıkan o kirli sularda tabii ki yeraltı sularına veya yeryüzü sularına karışıyor. Denizlere, göllere karışıyorlar. Su kirliliğine sebep oluyorlar. O yüzden fabrika atıkları arıtılmadan sulara asla bırakılmamalı. Temizlikte kullanılan deterjanlar günümüzde teknoloji çok arttı. Deterjan daha güçlü olsun diye içine kimyasalı basıyorlar. E sen çamaşırını o deterjanla bulaşığını o deterjanla yıkıyorsun ama o deterjanlı su kanalizasyon vasıtasıyla vasıtasıyla denizlere, o göllere karışıyor. Bu da su kirliliğinin artmasına sebep oluyor. Günümüzde reklamlar yapıyorlar ya bizim deterjanımız suda çözünürlüğü şu doğaya dost diyorlar. Yani suya diğer deterjanların verdiği zarardan daha az zarar veriyoruz demek istiyorlar. Yine keza çamaşır suyu gibi kimyasallar su kirliliğine tabii ki sebep olacak. Kızartma yağları bununla ilgili kampanyalar yapılıyor. Kullandığınız yağları lavaboya dökmeyin. Lavaboya dökmek yerine şişelerde biriktirin. Belediyelerin bununla ilgili işte kurdukları küçük kutular var. Kızartma yağlarını atabiliyorsun. Ya da bizim oralarda belediye arabaları anons yaparak geziyorlar. Diyorlar ki kızartma yağlarınızı verebilirsiniz. Çünkü sen kızartma yağını lavaboya döktüğün zaman suya karışıyor. Kanalizasyonla denize karışıyor. İşte ben rakamlarını okumuştum ama çok hatırlayamayacağım şu an bir damla kızartma yağı ya da sıvı yağ, tereyağı fark etmez yağın suda oluşturduğu kirlilik oranı çok 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 yüksek. Hiçbir şey yapamıyorsanız diyorlar kullanılmış yağlarınızı plastik şişelere koyun. Plastik şişeyle birlikte çöpe atın yani katı atık toprak atık kısmına gitsin. Kesinlikle lavabolardan dökmeyin diyorlar yağlar suları aşırı derecede kirletiyor. Keza plastikler çeşitli atıklar su kirliliğine neden oluyor. Civa kurşun gibi ağır metal canlı vücudunda birikime neden oluyorlardı. Biyolojik birikim kısmında anlatmıştık ekosistem ekolojisinde. Hani üreticiden son tüketiciye doğru giderken biyolojik birikim aktarılan zehirli madde miktarı artar diyorduk ya. Aslında o biyolojik birikime sebep olan şeyler ağır metallerdi. Civa, kurşun gibi ağır metalleri içeren tarım ilaçları da tabii ki sen veriyorsun böcek yemesin bunu diye ama yağmur sularıyla yeraltı sularına bir şekilde içme sularına denizlere, okyanuslara karışma söz konusu oluyor. Ötrofikasyondan biraz bahsedelim çünkü su kirliliğiyle doğru orantılı bir olay. Hani dedim ya çevre kirliliği tabii ki sorularını daha kolay yapabileceğiniz bir konu gençler ama içinde bilmemiz gereken bazı böyle çok önemli stratejik kavramlar var. Ötrofikasyonlar ötrofikasyon da bu kavramlardan bir tanesi atıklarla ve yanlış gübreleme sonucu suda azot ve fosfor miktarı artabiliyor. Yani sen kanalizasyon sularını götürüyorsun denize, göle arıtmadan hemen bırakıyorsun veya tarım yaptın çok fazla azotlu gübreler, fosforlu gübreler verdin bir şekilde suyla yıkanarak topraktan bunlar göllere karışıyorlar. Azot ve fosfora baktığın zaman da göle karıştığı zaman gölde fotosentez yapan canlılar Algler ve siyona bakterilerin sayısı artmaya başlıyor. Ya hocam ne güzel, bunlar fotosentez yapan canlılar, sularda miktarı artsın deme. Aşırı derecede artıyor miktarların. Algler artıyor, artıyor, artıyor. Suyuna bakteriler artıyor, artıyor. O kadar çok artıyorlar ki böyle gölün üstünde bir katman meydana getiriyorlar. Gölün üstünde katman meydana gelince ışınlar aşağıya doğru ile in, 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 inemiyor. Oksijen sirkülasyonu gerçekleşemiyor. Bu sefer suyun içerisinde yaşayan diğer canlılar olumsuz yönde etkilenmeye başlıyor. Balıklar ölüyor. E balıklar ölünce organik atık miktarı fazla olunca bu sefer de ayrıştırıcıların sayısı artıyor. Göle bakıyorsun üstü böyle yem yeşil olmuş. Altı oksijen inmemiş. Ayrıştırıcı sayısı çok artmış. Gölden çok pis kokular yayılmaya başlamış. Bu olay ötrofikasyondur. Yani herhangi bir sebeple suya karışan azot ve fosfor miktarı artıyor. Buna bağlı olarak suda bulunan alkler ve siyonobakterilerin sayısı aşırı derecede artıyor. Suyun alt kısımlarına ışık ve oksijen geçememeye başlıyor. Bu bu sefer sudaki diğer canlılar ölüyor, kokuşma başlamış oluyor. Toprak kirliliği diyecek olursak da insan faaliyetleri sonucu toprağın fiziksel, kimyasal veya biyolojik yapısının bozulmasına tabii ki toprak kirliliği ismini vereceğiz. Çeşitli nedenlerle toprakta ağır metallerin radyoaktif maddelerin birikmesi söz konusu olabiliyor. Yanlış gübreleme de toprak kirliliğine neden olabiliyor. Bu durum turumu olumsuz yönde etkileyecek. Kirli topraklardaki zararlı maddeler beslenme yoluyla canlılara geçiyor. Mesela, Fabrikada bir atık oluştu. Fabrika diyor ki ben bunu arıtmayayım. Bu kadar masraf yapmayayım. Bu götürüyor atığını toprağa bırakıyor. Düşün civalı arsenikli bir atığı toprağa bıraktı. E toprakta bu atık miktarı artınca bitkiler ne yapacaklar? Kökleriyle bu topraktan mineral maddeleri alırken... ...sodyum seni alacağım ama civa seni almam demiyor. Haliyle bu civa gidiyor o bitkinin yapısına katılıyor. Bitkiyi hayvan yiyor ona geçti. Ben onu yedim ona geçti gibi... ...ekosistemde bu atıkların canlı vücudunda birikmesi meydana geliyor. Bu maddelerde birike 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 tabii ki günümüzün en önemli hastalıklarına sebep oluyorlar. Mesela kanser gibi mesela sinir sistemi rahatsızlıkları gibi solunum sistemi karaciğer böbrek rahatsızlıkları gibi tabii ki biriken maddeye alınan maddeye bağlı olarak canlı vücudunda farklı hastalıklar meydana gelebiliyor. Radyoaktif kirlilikten de tabii ki bahsedelim. Radyoaktif maddelerin canlıların yapısında ve çevrede birikerek belli değerin üzerine çıkmasına radyoaktif kirlilik ismini veriyoruz. Bizim bir doğal radyasyon kaynaklarımız var bir de yapay radyasyon kaynaklarımız var. Doğal radyasyon kaynakları için yapabilecek bir şeyimiz yok. Mesela işte uzaydan gelen kozmik ışınlar uzaydan kozmik ışın gelmesini engelleyemezsin. Bunlar doğal radyasyon kaynağıdır. Yine canlının tölere edebilmesi. Bileceği miktarda radyasyon yayarlar ama günümüzde teknolojinin artması ile birlikte radyasyon yayan e, cihazların kullanımı aşırı derecede arttı en basitinden kullandığımız hepimizin elinde olan cep telefonları aşırı derecede radyasyon yayan cihazlar gençler. Bunun haricinde radyasyon yayan cihazlara örnek verecek olursak mesela nükleer santraller. Ülkene gidiyorsun bir tane nükleer santral yapıyorsun. Bu nükleer santral tüm ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabiliyor ama aşırı derecede önlemlerini iyi alman gerekiyor. En ufak bir sızma bak patlama falan demiyorum. Patlama zaten korku bir sonuç. En ufak bir sızıntı bile ekosistemleri aşırı 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 derecede etkiliyor gençler. Röntgen çektiriyoruz, artı eksi hesabı yapıyoruz. Kolum kırıldı, röntgen çekip doktor baksın. Neresi tam olarak yeri düzelteyim mi yoksa aman ben radyasyon almam kolum yamuk kaynasın mı? Tabii ki röntgen çektirmeyi tercih ediyoruz. Artı eksi hesabı yapıyoruz. Ama canım sıkıldı ya ben bir röntgen çektireyim doktora ısrar edeyim bir daha röntgen çeksin baksın gibi bir durum değil. ihtiyaç kadar doktorun öngördüğü kadar bu cihazları kullanmalıyız. Keza tomografi cihazı için de aynı şey geçerli. Radyoaktivitenin canlılara ve doğal çevreye etkisi ışınların cinsine şiddetine bu ışına ne kadar süre maruz kaldığına göre değişiyor. Radyoaktif kirlilik mutasyona, kansere, genetik bozukluklara neden olabiliyor. Cep telefonlarının neden olduğu kirliliğe de elektromanyetik kirlilik ismini veriyoruz. Elektromanyetik kirliliğe günümüzde aşırı 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 derecede maruz kalıyoruz tabii ki. Gençler hepimizin yattığı odalarda tabii ki cep telefonları da bulunuyor. Mümkünse bulunmasın ama bulunduruyoruz inkar etmeyelim. Bunlar da Alzheimer, Parkinson, MS gibi sinir hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Geldim gürültü kirliliği veya ses kirliliği dediğimiz kirliliğe. Bu biraz göreceli bir kavram. Neden göreceli hocam? Senle ben gittik, üf okulda bitiyor diyoruz. Bir rahat konserine gittik. Aşırı derecede yüksek desibelde bir müzik çalıyor. Kafaları sallıyoruz. Bu bize hiç rahatsız etmiyor. Ama gece yattığımızda musluktan su şıp 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 damladı. Aslında küçük bir ses bu bizi de aşırı derecede rahatsız edebiliyor. Yani tabii ki belli bir desibelin üstündeki sesler gürültü kirliliğine sebep olur. Ama musluk damlaması da bir gürültü kirliliği olarak kabul edilir. Çünkü seni psikolojik olarak etkiliyor, strese sokuyor, uykuya dalmanı engelliyor, konsantre olmanı, ders çalışmanı engelliyor gibi gibi. Yaşam alanlarında belirli bir ses şiddetinin yani desibelle ölçülüyor ses şiddeti üzerinde olmasına gürültü ismini vereceğiz. Gürültü kirliliği ses kirliliği ismini vereceğiz. Trafiğin yoğun olduğu yollar havaalanları ses kirliliği olan yerlere örnek olarak verilebiliyor. Ses kirliliğini ve şehir içerisindeki işte hava kirliliği gibi kirlilikleri de engellemek amacıyla günümüzde havaalanları ve otogarlar mümkün olduğunca şehir dışlarına taşınmaya çalışılıyor. Tabii ki şehirlerin oluşum süreçlerinde merkezler daha farklıymış. much. Günümüzde pek çok şehirde otogarların taşınma işlemleri gerçekleştiriliyor. Şehir merkezinden şehir dışına almaya çalışıyorlar. Hem trafik kirliliğini, e, trafik yoğunluğunu azaltalım. Hem bu araçların işte atmosfere verdiği gazlar şehir dışında olsun daha az şehre etkilesin. Hem de gürültü kirliliği daha az seviyeye insin diye. Ses kirliliği sonucunda fiziksel ve psikolojik bazı sorunlar meydana gelebiliyor. Psikolojik sorunlar çok daha etkili tabii ki ama çok aşırı bir yüksek sese maruz kalırsam desibeli aşırı yüksekse işitme kaybı gibi fiziksel sorular sorunlar meydana gelebilir. Girdiğin strese bağlı olarak solunum ve dolaşım bozukluğu gibi sorunlar da meydana gelebiliyor. Ama bunun haricinde psikolojik olarak düşündüğün zaman zaten canım ders çalışmak istemiyor. Yandaki inşaattan da ses geldiği zaman aman bu da benim konsantrasyonumu bozdu. Bu inşaatın yüzünden çalışamıyorum. Psikolojisine daha çok çabuk bir şekilde girebiliyoruz. Stres, dikkat dağınıklığı, uyku düzeninin bozulması, konsantrasyon düzeninin sağlanamaması gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Buradan hava kirliliğiyle paralel hava kirliliği sonucunda meydana gelen asit yağmurlarına geçiş yapıyorum. Orman yangınları, fosil yakıtlar, egzoz gazları, sanayi ve fabrikalar nedeniyle tabii ki atmosfere bir sürü istenmeyen gaz veriliyor. CO2, SO2, NO2 gibi gazlardan bahsediyoruz. Bu gazlar atmosfere verildiği zaman orada hop su buharı ile birleşiyorlar bulutlardaki su buharıyla bu sefer de bunlar birleştiği zaman HNO3 yani nitrik asit veya H2SO4 yani sülfürik asit gibi asitli bileşikler meydana geliyor. Yağmur yağdığı zaman bulutlarla birlikte bu asitli bileşikler de yeryüzüne inmiş oluyor. Biz pH'in önemini çok fazla derecede biliyoruz. Toprağın belli bir pH'de olması lazım X bitkisinin yetişebilmesi için. Suyun belli bir pH'de olması lazım oradaki canlıların hayatına devam edebilmesi için pH'ın azalması veya artması oradaki canlı popülasyonunu, komüniteyi etkileyecektir. Tabii ki asitli yağmurlar yağdığı zaman toprağın pH'inde değişim meydana gelebiliyor. Orada yaşayan bitki türleri bu durumdan etkilenebiliyor gençler. Kentsel yapılar, tarihi eserler de zarar görebiliyor. Bu tarihi eserlere de şey örnek verebiliriz. Mesela Dışarıda bulunan heykelleri düşünün. işte Nemrut'taki o Nemrut heykelleri asitli yağmurlar yağdığı zaman bu sefer bu heykeller zarar görebiliyor. Küresel iklim değişikliği bir tık açmıştım gençler detaylandıralım. Çeşitli nedenlerle atmosferde karbondioksit, metan, su buharı diğer sera gazlarının oranının artmasına neden olabiliyor. Ne dedim? Dünyanın etrafında normal şartlarda belirli bir sera etkisine var ve bunun da olması lazım dünyanın şu anki sıcaklığında olabilmesi için ısının şurada hapsolabilmesi için bizim yaydığımız gazlardan dolayı şu katman artıyor 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 şurada biriken ısı miktarı artıyor ısı miktarının artması da tabii ki sera etkisinin artmasına küresel ısınmaya küresel ısınmanın sonucunda da küresel iklim değişikliğine neden oluyor. Küresel ısınma nedeniyle tabii ki meydana gelecek pek çok olay var. Özellikle gelişmiş ülkeler bu küresel ısınmaya sebep oluyor ama bütün dünya bundan etkileniyor. Mesela şurada X ülkesi Gelişmiş bir ülke. Aşırı derecede klimalar, buzdolapları, deodorantlar kullanılıyor. Gazlar yayılıyor, yayılıyor, yayılıyor. Şurada işte bilmem ne Afrika kabilesi aslında çok doğal olarak yaşıyor. Hiçbir kirletici gazı yok. Ama küresel ısınmadan sadece şu ülkeye zarar görmüyor. Buradaki ülkede etkileniyor. Yani herkesin e, anlaşarak, ortak bir mütabakat imzalayarak çevre kirliliğiyle mücadele etmesi gerekiyor. Mesela neler meydana gelebilir? Dünya şimdiki olduğu ısıdan daha fazla ısınırsa bu sefer meydana gelebilecek olaylar üstünden birkaç tane hayal kuralım bir dünyanın çok büyük bir kısmının buzlarla kaplı olduğunu biliyoruz. Ya hocam iki buz erisin zaten su sıkıntısı var demeyin. Dünyanın çok büyük bir kısmından ve çok büyük bir buz kütlesinden bahsediyoruz. Buzullar havanın ısınmasıyla birlikte devamlı olarak haberlerde de gösteriyorlar. Bilmem kaç kilometre karelik bir buzul parçası koptu diyorlar. E bu buzullar kopunca suda da eriyince ne yapacak? Suyun seviyesi artmaya başlıyor. Şöyle düşün işte normalde deniz burasıydı. Burası da bir toprak parçası yaşanan şehirdi diyelim. E, suların seviyesi yükselirse şu an dışarıda gördüğümüz üstüne bastığımız kara parçaları ne olabilir? Suların altında kalabilir denizlerin yükselmesine bağlı olarak. Tam tersine küresel ısınmanın artmasına bağlı olarak normalde göl deniz olan yerlerdeki sular da buharlaşabilir. Aslında gölün altındaki denizin altındaki o kara parçası artık... E, ...görünür hale insanların üstünde dolaşabileceği karasal bir alana dönüşebilir. Yağışların ve doğal afetlerin artması meydana geliyor. Yeraltı su kaynakları tabii ki küresel ısınmaya bağlı olarak azalıyor. Su sorunu, su sorunu, su sorunu diyoruz ya... ...bazen öğrenciler diyor ki hocam ya dünyanın dörtte üçü sularla kaplı... ...niye sulu sorunlarından bahsediyoruz? Onlar tuzlu su gençler. Biz e, yeraltı kaynaklarının yani içilebilir tatlı su kaynaklarının azalmasından bahsediyoruz. Tabii ki bizim ülkemizde ve dünya dünyada tuzlu su kaynaklarının tatlı su kaynaklarına dönüştürülmesi, işlenmesiyle ilgili çalışmalar yapılıyor ama bu bir gerçektir ve biliyoruz ki dünyadaki tatlı su miktarı oldukça azaldı. Yani kullanılabilir, içilebilir su miktarı azaldı. E küresel ısınma meydana gelince tabii ki çölleşme de artacak. Canlıların habitatlarının ve besin zincirlerinin bozulması söz konusu olacak. Karasal alanlarda azalabilecek gençler Biraz da erozyondan bahsedelim akarsuların ve rüzgarların etkisiyle toprağın verimli üst kısmının aşınıp başka bir yere taşınmasına erozyon ismini veriyoruz. Şimdi toprağı şöyle hayal et. Şurada işte bitkiler yaşıyor. Kökleri bu tarafta. Toprağın en kaliteli verimli kısmı humuslu toprak dediğimiz topraktır. Ekoloji gördüğümüz için rahat anlatıyorum. Ne yaptı? İşte gübre gibi canlı atıkları gibi organik maddeler şuraya geldi. Organik maddeler geldiği zaman ayrıştırıcı canlılar buradaki organik maddeleri neye çevirecek inorganik maddelere, inorganik maddeleri de bitki kökleriyle topraktan alacak ve e, bitki gelişiminde bunları kullanmış olacak. Erozyon nedeniyle toprağın şu inorganik madde bakımından, organik atık bakımından, ayrıştırıcı canlı bakımından zengin olan katmanı aşınabiliyor. E aşınınca mineral olmayan toprak alttan çıkıyor. Haliyle bitkiler mineral olmayan bir toprakta yaşayamaz gençler. Oradaki ekosistemin bozulması söz konusu oluyor. Ormanların yok edilmesi, toprağın yanlış kullanılması tabii ki erozyon hızını arttırıyor. Erozyona uğrayan topraklarda verim düşer, arazi çoraklaşır, habitatlar yani canlıların yaşadığı alanlar zarar görür. Buna bağlı olarak bazı canlıların neslinin tükenmesi söz konusu olabilir. Ekolojik denge tabii ki bozulmuş olacak. Türkiye'ye baktığımız zaman maalesef ki ülkemizde de her yıl erozyonla ortaya çıkan toprak kaybı artıyor. Dünya ortalamasının da yaklaşık olarak iki katı olduğunu yapılan çalışmalar gösteriyor. Çevre kirliliği ile doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz kullanılması sonucunda hem kaynaklar kirleniyor hem de habitatlar yok oluyor. Habitatları yok olan canlıların nesli ya tükenecek ya da tükenmek üzere olacak gençler. Ormanlık alanların tahrip edilmesi, orman yangınları, çarpık kentleşme, aşırı otlatma, mera alanlarının yok edilmesi, avlanma ekosistemlerin yapısını bozabiliyor. Canlıların yaşam alanları zarar görüyor giderek azalmaya başlıyor. İklimin canlı yaşaması için en uygun olan yerine gidiyoruz biz şehirleri kuruyoruz. Tarımın en verimli yapılabileceği yerlerde şehirleşmeler meydana gelirse haliyle tarım yapacak alanlar azalıyor. Burada bizim haricimizde yaşayacak canlılara yaşam alanı bırakmamış oluyoruz. Ekosistemde besin zincirlerinde yer alan bir canlı türünün ortadan kalkması onunla beslenme ilişkisi olan diğer canlı türlerinde tabii ki zarar görmesine neden oluyor. Çevre sorunlarının ortaya çıkmasında insanın rolü diyecek olursak da tabii ki en önemli rol insanındır gençler. İnsan kaynaklı değişikliklerin hesaplanmasında da kullanılan bazı kavramlar var. Bunlardan birincisi ekolojik ayak izidir. İkincisi su ayak izi dediğimiz ayak izi üçüncü kavramımız ise karbon ayak izi dediğimiz ayak izimiz olacak. Ekolojik ayak iziyle başlıyorum. Bir kişi ya da topluluk için kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafi alana ekolojik ayak izi ismi veriliyor. Yani sen gittin, okul yaptın, şehir yaptın, bir mal ürettin, fark etmez. Doğaya bununla ilgili bir zarar verdin. Doğanın kendini yenileyebilmesi için gerekli alana co ekolojik ayak izi yani senin içinde hesaplanabiliyor, bir ülke içinde hesaplanabiliyor, gereken alana ekolojik ayak izi deniyor. Bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme gücüne de biyolojik kapasite ismini veriyoruz. Bir yerin düşün ki biyolojik kapasitesi ekolojik ayak izine göre yüksek ise o bu o bölgenin tabii ki ekolojik olarak kendini yenileme kapasitesi de yüksek olacak. Yani senin verdiğin zararı geri çevirmen için gerekli alan ekolojik ayak izi. Senin kaynaklarının enerji üretme gücü biyolojik kapasite biyolojik kapasiten ekolojik ayak izinden büyükse sıkıntı yok kendi kendini yeniliyorsun ekosisteme çok büyük zarar vermiyorsun ama günümüzde ekolojik ayak izimiz o kadar büyüdü ki ekosistemin kendini yenileme gücünün çok çok üstüne çıktı yani bu durumdan ekosistemler çok 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 olumsuz yönde etkileniyor gençler Hemen şunu da göstereyim. Bir kişi ya da bir topluluk tarafından tüketilen ürünlerin üretimi için kullanılan yenilenebilir doğal kaynaklara tüketimin ekolojik ayak izi deniyor. Bir ülke ya da bir coğrafi bölgede sağlanan biyolojik kapasitenin kullanımına üretimin ekolojik ayak izi ismi veriliyor. Şimdi yine bir karşılaştırma yapalım. Bir yerdeki üretimin ekolojik ayak izinin biyolojik kapasiteyi aşması oradaki doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan biçimde kullanılması demektir. Günümüzde sürdürülebilir kavramını aşırı derecede kullanıyoruz. Sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir su, sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilirlik. Günümüzün şartlarında en basitiyle anlatayım kendi ihtiyaçlarını karşıla ama senden sonra gelecek nesilleri de düşün anlamına geliyor. Ben az önce ne örnek verdim? Dedim ki dünyadaki tatlı su kaynakları gitgide azalıyor dedik. Hatta bununla ilgili işte 3. Dünya Savaşı petrolden falan çıkmayacak, su kaynakları için çıkacak. Kimde su kaynağı varsa ülkeler oraya savaş açacak su kaynağına sahip olmak için falan diye örneklendirmeler yapıyorlar ya. Ben ölene kadar çeşmeleri açsam, su kaynaklarını israf etsem ben ölene kadar su kaynakları bitmez gençler. Ne yapayım o zaman evde muslukları sonuna kadar açayım, istediğim kadar suyu israf mı edeyim? Hayır, sürdürülebilir şekilde yaşamamız lazım. Ben bu su kaynaklarından hayatımı karşılıyorum, hayatımı idame edebileceğim kadarını kullanayım. Ama benden sonraki nesillere de bu su kaynağının lazım olduğunu unutmayayım. israfı engelleyeyim. Hatta devletler bununla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Şimdi ilkokul kitaplarını açarsanız mutlaka ilkokul kitaplarında diyor ki işte dişinizi fırçalarken musluğu kapatın. Reklamlar var. Diyor ki dişini fırçalarken reklam işte bir bardak suyla dişini fırçalayabilecekken dişini fırçalarken musluk açık olursa bilmem kaç litre ziyan olur. Ne yapıyorlar? İlkokuldayken derse katalım çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirelim. Televizyonlarda bununla ilgili reklam verelim. Bu reklamlar kişilerin akıllarına otursun. Dişini fırçalarken suyu kapatmaları gerektiğini hatırlasınlar gibi mağazı maddelerin sürdürülebilir kullanılmasını hedefliyoruz. Geldim su ayak izine. Bu da aslında suya verdiğimiz zararı, su kaynaklarına verdiğimiz zararı anlamak için oluşturulmuş bir kavram. Yine bir birey içinde hesaplanabiliyor, bir topluluk içinde hesaplanabiliyor. Birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal ve hizmetin üretilebilmesi ve tüketilmesi için gereken toplam tatlı su hacmine su ayak izi ismini veriyoruz. Su ayak izi kavramı su tüketimine ilişkin alternatif bir gösterge. Yani suyu ne kadar kullandığımızı, ne kadar zarar verdiğimizi algılayabilmemiz için ortaya atılmış bir kavramdan bahsediyoruz. Gelecekte su problemi yaşamamak için su tarımsal üretimde ve günlük ihtiyaçlarımızı karşılamada tutumlu bir şekilde kullanılmalıdır. Mesela eskiden e, tarımda sulama yapılırken e, böyle ne derler yanlara çukurlar kazılıyordu yarık gibi oralara sular verilip ağaçların sulanması sağlanıyordu ama günümüzde işte yağmur sulama sistemleri veya damlama sulama sistemleri kullanılıyor damlama sulama sistemine ne sen ağaçlarını şuralara ektin normalde şuralara çukurlar kazılıyordu buradan suyu basıyorlardı ağaçlar sularını alsın diye şimdi ne yaptılar pek çok yerde ağaçlar burada ağaçların dibine boru döşüyorlar borularında küçük küçük delikleri oluyor suyu şuradan açtığı zaman ağacın dibi o deliklerden damla damla sular dökülüyor. Aslında hem ağacın ihtiyacı kadar suyu alması sağlanmış oluyor, hem de sen suyu şöyle foş diye döktüğün zaman topraktaki mineraller yıkanarak aşağıya gidiyordu. Toprak mineral madde bakımından fakirleşiyordu, dibe doğru gittikleri için. Damlama sulama hem topraktaki o mineral yıkanmasını aşağıya göçmesini engelliyor, hem de aşırı sulamanı engellemiş oluyor. Bununla ilgili dediğimiz gibi pek çok çalışma yapılıyor gençler. Su ekizini izini anlayabilmemiz bile anlayabilmemiz için diyeyim mavi su ekizini, izini, yeşil su ekizini izini ve gri su ekizini bilmemiz gerekiyor. Mavi su ekizi ne demek? Kullanılan yüzey suyu ve yeraltı su oranı. Yeşil su ayak izi kullanılan yağmur suyu oranı, gri su ayak izi standartlara göre kirlilik yükünün yok edilmesi için tüketilen su miktarı. Mesela bir tane pamuklu tişört üreteceğiz. Bu pamuk kun yetişilmesi için gerekli olan pamuğun kullandığı o yağmur suyu miktarı yeşil su ayak izini oluşturacak. Pamuğu gittim ipe çevirdim, yıkadım, boyadım, o sırada suya bir kirlilik verdim. Mavi su ayak izi verdiğim bu kirliliği su tekrar yenilemek için ne kadar suya ihtiyaç var? Suyun kendine gelmesi için ne kadar suya ihtiyaç var? Gri su ayak izi oldu. Bu üçünü topladığım zaman o tişörtün su ayak izini bulmuş oldum. Karbon ayak izi diyecek olursak da tabii ki kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi yaşamsal faaliyetlerinde atmosfere verilen toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarını bize veriyor karbon ayak izi. Karbon ayak izini de ton veya kilogram cinsinden ölçebiliyoruz. Mesela Türkiye'nin şöyle bir karbon ayak izine bakacak olursak şu %22 imalat sanayi, %15 ulaştırma, %4 uluslararası taşımacılık, %2 enerji üretimi ama elektrik dışı, %26'sı elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan karbondioksit, %16'sı ithal ürünlerin gömülü emisyonları, %12'si konut ve hizmetler ama elektrik dışı, %2'si tarım, orman, balıkçılık sırasında çıkıyor. Haliyle bunların birleşimi Türkiye'nin karbon ayak izine oluşturmuş oluyor. Karbon ayak izimizi enge azaltmak için neler yapalım? Tabii ki en az zarar vereceğimiz doğaya gazları kullanmaya tercih edelim. Fosil yakıtlar yerine yani kömür, yakmak yerine doğal gaz gibi daha az zarar verecek gazları yine artı eksi hesabı işin içine giriyor. Kullanmamız gerekiyor. Fosil yakıtlar yerine mümkünse yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanalım. Mesela ben doğal gazla suyu ısıtmak yerine çatıma güneş paneli koyayım. Güneş panele vurunca buradan elde ettiğim enerjimle suyu ısıtayım. Yani doğal gaz veya herhangi bir yakıt kullanmayayım. Çevreye zarar vermeyeyim. Bireysel araç kullanımı yerine toplu taşımayı tabii Tabii ki tercih etmeliyiz. Bu her kirlilik için geçerli. Paketlenmiş gıdaların kullanımının azalması gerekiyor. Binalara ısı yalıtımı yaparsan daha az yakıt kullanacağın için doğaya da daha az zarar vermiş olursun. Fabrika bacalarına da tabii ki filtre takılması, arabaların egzoz dumanı salınması, salınmasının engellenmesi için. Daha doğrusu egzozun salınması engellenmez ama daha az zararlı gazlar çıkması için onların da mutlaka filtre takması gerekiyor. Yerel, yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara da örnekler verelim. Türkiye'de gerçekleşen delikli elyaf membran üretimi sanayisinde suyun kimyasal özelliklerini değiştirmeden ileri fiziksel arıtma işlemi ülkemizde gerçekleştirilebiliyor. Çok güzel bir örnek. Ayrıca atık su geri kazanım sistemlerinde içme ve kullanım suyu hazırlanması da ters ozmoz sistemleri kullanılabiliyor. Çimento, kireç ve alçı üretimi yapan İspanya'da bir firma tarafından ürünlerin taşınmasına kullanılan ahşap paletlerin geri kazanımı ve tekrar kullanımına yönelik de bir proje uygulanmış durumda. Bu sayede çevreye veren zarar, çevreye verilen zararlıların azaltılması hedeflenmiş oluyor. Çevre kirliliğinin önlenmesinde biyolojinin tabii ki diğer disiplinlerle birlikte çalışması gerekiyor. Çevre sorunları toplumsal değil, tüm dünyayı etkiler gençler çevre kirliliğinin sonuçları sadece bölgesel ya da ulusal değil tabii ki küresel bağlamdadır bu nedenle çevre politikalarının etkili olabilmesi için tüm ülkelerde ortak olarak uygulanması gerekiyor çevre kirliliğinin önlenmesi sadece biyoloji biliminin konusu değil bu nedenle disiplinler arası ortak çözüm yöntemleri ve farklı disiplinlere özgü çözüm yöntemleri geliştirilmeli ve uygulanmalı Buradan da hemen birkaç tane soru çözüp Bitiriyorum. Yukarıdaki uygulamalardan hangileri karbon ayak izini azaltıcı yönde etki eder? Fabrika bacalarına filtre takarsan tabii ki daha az zararlı gaz vermiş olursun. Bu istenilen bir çalışma. Ağaçlandırma çalışmalarını hızlandır. Ekosistemdeki karbondioksiti bu ağaçlar azaltsın. Binalara ısı yalıtımı yaparsan daha az fosil yakıt tüketeceksin. Fosil yakıt tüketimini arttırırsan atmosfere verdiğin kötü gazların miktarda tabii ki artar. O yüzden 1, 2, 3 dedik ve geçtik. Ötrofikasyonda sükürliliğine paralelde olaylarından hangileri meydana gelir? Azot ve fosforlu maddeler sulara aşırı derecede karışıyordu. Buna bağlı olarak alk miktarının artması söz konusu oluyordu. Ne oluyordu? Suyun ışık geçirgenliği azalıyor. Altlardaki balıklar, diğer canlılar ölüyor. Saprofitlerin faaliyeti artıyor. Buna bağlı olarak da o gölden çok pis bir koku yayılıyordu gençler. Yani dördü de tabii ki meydana geliyor. Asit yağmurlarıyla da ilgili bir soru çözelim. Asit yağmurları aşağıdaki olaylardan hangisine neden olmaz? Toprağın asit miktarı değiştiği zaman, toprağın pH'i değiştiği zaman ormanlık alandaki, toprak alanındaki tabii ki tür çeşitliliği bu durumdan etkilenir. Besin zincirinde trofik düzeylerde değişim meydana gelebilir. Üretici canlılar zarar gördü, onu yiyen zarar gördü. Sistemde sıkıntılar meydana gelebilir. Bitkilerin büyümesi tabii ki yavaşlamış olur. Tarihi eserler bu durumdan etkilenir yıpranırlar. Toprağın verimliliği artmaz. Asiti toprağa damlatıyorum. Of toprağın verimliliği arttı. Daha çok tür olur. Bu durum meydana gelmez. Gençler aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın olası sonuçlarından değildir? E buzulların erimesini bekliyoruz. Kuraklığın artmasını bekliyoruz. Bitki örtüsünün azalmasını bekliyoruz. Denizlerin yükselmesine bağlı olarak kıyı ekosistemlerinin tabii ki sular altında kalmasını da bekliyoruz. Küresel ısınma meydana geldi. Doğal alanlar yok oldu. Ormanlar yandı. Tür çeşitliliği artmaz. Hatta bazı ne, canlıların nesli tükeneceği için tam tersine azalmalar söz konusu olabilir. Hemen özetimizi verip konumuzu topluyorum. Buradan ödüllü soruya geçiyorum. Hava, su, toprak yapısına zarar vererek ekolojik dengenin bozulmasına ne ismini veriyorduk gençler? Çevre kirliliği ismini veriyorduk. Atmosferdeki gazların kirleticilerin belirli ölçülerin üzerine çıkması hava kirliliğine sebep olur. Su kirliliği gibi hava kirliliği de yine fiziksel, kimyasal ve biyolojik atıkların karışması sonucunda meydana gelir. Ötrofikasyonu uzun uzun anlattım. Azot ve fosfor miktarı artınca aşırı algler ve siyanobakteriler artıyordu. Denizin üstü bir tabakayla, gölün üstü bir tabakayla kaplanıyor. Bir süre sonra ayrıştırıcı sayısının artmasına bağlı olarak kokuşma meydana geliyordu. Toprak kirliliği toprakta bu sefer fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapının bozulmasıydı. Radyasyon yayan maddelerin canlı vücudunda belirli bir değeri değerin üstüne çıkması radyoaktif kirliliğe neden oluyordu. Yaşam alanlarında belli bir desibelin üstünde sesin bulunması, istenmeyen bir sesin bulunması gürültü kirliliği ni meydana getiriyordu. Asit yağmurlarına da yine bizim atmosfere saldığımız karbondioksit, SO2, NO2 gibi gazlar neden oluyor. Havada su buharı birleşiyor. Asitli yağmurların yeryüzüne düşmesi söz konusu oluyordu. Sera gazlarını arttırdığımız zaman sera etkisi artıyor. Buna bağlı olarak küresel ısınma meydana geliyor. Küresel iklim değişikliği söz konusu oluyordu. Akar suların ve rüzgarın etkisiyle toprağın verimli üst katmanın aşınıp başka bir yere gitmesine erozyon ismini vermiştik. Bir kişi veya topluluk için kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gereken coğrafik alana ekolojik ayak izi dedik. Bir coğrafik alanın kendini yenileme gücüne biyolojik kapasite dedik. Birey veya topluluk tarafından kullanılan her mal veya hizmetin üretilmesi veya tüketilmesi için toplam kullanılan tatlı su hacmi su ayak iziydi. Su ayak izini de mavi su ayak izi, gri su ayak izi ve yeşil su ayak izi olmak üzere 3'e ayırmıştık. Yaşamsal faaliyetler için atmosfere verilen toplam karbondioksit ve sera gazlarının salınım miktarına da karbon ayak izi ismini vermiştik. Unutmayın gençler. Buradan da hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.